Evet arkadaşlar, şimdi animasyonları seyrettik. Animasyonlarımızı seyrettikten sonra artık akordeon kitaplarımızı açıyoruz ve konuyla alakalı testlerimizi çözmeye başlıyoruz. Lütfen benim videomu tamamen baştan sona izlemiş olsanız bile bu yanda verilen konu anlatımlarını lütfen okuyun arkadaşlar. Etkinlik 34'teyiz. Aşağıda verilen resimlerden hangileri çevre kirliliği ile ilgilidir demiş arkadaşlar. Şimdi bu orman tahribatıdır değil mi? Ağaçların kesilmesi. Bu bir çevre kirliliğidir, doğrudur. Burada bir ağaç dikimi söz konusu. Şöyle yapayım, çok daha iyi net görün arkadaşlar. Evet, siz de kitaplarınızdan lütfen takip edin. Burada bir ağaç dikimi söz konusu. Bu çevre kirliliği değildir. Yine fabrika bacalarından çıkan dumanlar, bu da bir çevre kirliliğidir. Burada çimenleri kesen bir çalışan görüyorsunuz. Bu da bir çevre kirliliği değildir. Ve yine burada da bir sprey, böcek öldürücü ilaçlar görüyorsunuz. Bu böcek öldürücü ilaçlar ozon tabakasının delinmesine çok fazla sayıda sebep olur. Ve çevre kirliliğidir. Doğru olacak arkadaşlar. Evet, şimdi etkinlik 34'ü bitirdiğimize göre birinci sorudan başlayarak artık sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Şöyle yakınlaştıralım, çok daha net görün. Siz de benimle beraber çözüm sağlayın lütfen. Evet, birinci soruya baktığımızda boş bırakılan kısmı dolduracağız. Canlıların hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına. Biz çevre sorunları olarak zaten neyi gördük arkadaşlar? Çevre kirliliği gördük değil mi? Bir, Bursa çevre kirliliği olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda çevre ve insan etkileşimi içerisinde insanlar hayvanlara da zarar verirler diyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri ya da hangisi ya da hangileri insanların canlılara verdiği zararı arttırmaz? Aşırı ve bilinçsiz avlanma. Arkadaşlar biz aşırı ve bilinçsiz avlanma yaparsak canlıların sayısında çok çok fazla sayıda azalmaya sebep oluruz. Bu arttırır. Ağaçlandırma çalışmaları arttırmaz arkadaşlar. Daha da olumlu bir sebep olur. Plansız kentleşme yine arttıran sebepler arasındadır. Bize arttırmaz olanı sormuş. Lütfen sorularda bu kısımlara dikkat edin çözerken. Arttırmaz olan yalnız iki ağaçlandırma çalışmaları olacak. Üçüncü sorudayız. Yukarıda verilen görsellerden hangisinde ya da hangilerinde çevreye verilen zarar vurgulanmıştır diyor. Arkadaşlar birincide fabrika bacalarından ve motorlu taşıtların egzozlarından çıkan dumanları göstermiş. Bu bir çevre kirliliğidir, doğrudur. İkincide çöpleri toplayan insanlar görüyorsunuz. Bu çevre kirliliği değildir. Üçüncüde ise yine ağaç diken bir insan görüyorsunuz. Bu da çevre kirliliği değildir. Zarar olan yalnız bir olacak arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda aşağıda verilenlerden hangisi çevre sorunlarının oluşmasına sebep olmaz diye soruyor. Biraz önce söylemiştik, lütfen kalitesiz yakıt kullanmayalım diye. Çevre sorunu oluşturur. Kimyasal gazlar çevre sorunu oluşturur. Yangınlar orman tahribatına sebep olur. Ama mantar bizim için bir çevre sorunu değildir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin söylediği sözler doğrudur diye soruyor. Bize diyor ki hangi olaylar canlı türlerinin azalmasına neden olur? Şimdi su kaynaklarında azalma olursa canlı türü azalmaz mı? Evet, azalır. Konutların ısıtılmasında fosil yakıtların kullanılması. Evet, bizim için fosil yakıtlar demek kömür, petrol, doğalgaz demektir arkadaşlar. Ve bu bizim için zararlı bir şeydir. Orman yangınlarında artış olması. Yine bu da canlı türlerin azalmasına sebep olur. 3 de olacak. Cevap denizli arkadaşlar. 6. sorudayız. Son yüzyılda çevre sorunlarının oluşmasına ve zamanla artmasına diyor hangisi ya da hangileri neden olmuştur? Arkadaşlar milli parkların artması bizim istediğimiz bir şey zaten. Bu neden olmaz. Hızlı sanayileşme evet neden olmuştur. Doğal kaynakların hızla azalması evet neden olmuştur. 2 ve 3 bizim doğru cevabımız olacak. 7. sorudayız. 7. soruda bize diyor ki verilen cümleye uygun bir örnek belirtilmemiştir. Size örnek olarak verilen şey insanlar tarafından yapılan bazı bilinçsiz davranışlar doğal hayatı olumsuz etkiler diyor.
Şimdi biz piknik alanlarını kirli bırakırsak olumsuz etkilemiş olmaz mıyız? Evet, oluruz. Bu olabilir. Ormanları tahrip etmek olabilir. Böcek öldürücü ilaçları sıklıkla kullanmak olabilir. Ama atıklarımızı geri dönüşüm kutusuna atmak bizim asıl istediğimiz şeydir arkadaşlar. Bu bilinçsiz kullanım olmaz arkadaşlar. 7. soru Denizli olacak. 8. sorudayız. Vedat'ın defterine yazdıklarının konusu hangisi olabilir diyor. Vedat defterine şunu yazmış. Orman gibi yaşam alanlarının insan etkisiyle tahrip edilmesi, canlıların yok olmasına ya da en azından birçok hayvan ve bitki çeşidinin sayıcı azalmasına sebep olmaktadır diyor. O zaman defterine yazdığı şey aslında çevredeki olumsuz değişiklikler olmaz mı arkadaşlar? Çünkü bunların hepsi olumsuzdur. O zaman insanlar sayesinde görülen çevredeki olumsuz değişiklikler bu yazdıklarının konusu olabilir arkadaşlar. Evet, ikinci kısma geçiyoruz. Tekrarlıyorum, lütfen yan tarafları okuyun arkadaşlar. Evet, etkinlik 35'teyiz. Şöyle çektim, çok daha net görebilirsiniz. Etkinlik 35'te bize doğru ve yanlış kısmı verilmiş. Birinci soruda diyor ki çevre sorunları nedeniyle birçok canlının yaşam alanı tehlikeye girer. Evet, doğrudur. 2. Yakın çevremizde kirliliğe neden olan insanları uygun biçimde uyarmalıyız, onları bilinçlendirmeliyiz. Evet, doğrudur. 3. İleri seviyedeki çevre sorunları birçok canlının nesillerinin tükenmesine neden olur. Evet, doğrudur. Nükleer atıklı, nükleer kirlilikten bahsediyor olabilir arkadaşlar. 4. sorudan sanayi tesislerinin çevre koruma ile ilgili önlemleri yeterince almaması hava kirliliğini artıran etmenlerdendir. Doğrudur. Sanayi kirlilikleri demek şu demektir arkadaşlar. Hem onların sanayi kirliliklerinin atıklarının depolandığı bir yer olmalı ya da fabrika bacalarına filtre takılmalı. Bunlara yeterince önlem almazsa hava kirliliği artar. 5. İnsanlar yaşadıkları çevrede hep olumlu değişiklikler meydana getirir diyor. Yanlıştır. Çevre kirliliğinin başlıca sebebi zaten insanlar ve biziz, değil mi? İnsanlar olarak. Evet. Şimdi bir sonraki kısma geçtiğimizde uygun olanları boşluklara tamamlayınız demiş. Birinci de bize diyor ki doğal kaynaklara zarar verilmesi ve kaynakların nasıl kullanılması? Bilinçsizce kullanılması, değil mi? Bilinçsizce kullanılması çevreye zarar verir. 2. Hava kirliliği görmüştük arkadaşlar, değil mi? Küresel ısınma. Çok fazla yazamıyoruz. Küresel ısınmaya ve buzulların erimesine neden olur. 3. Suların kirlenmesi sularda yaşayan balıkların ya da oradaki başka hayvan türleri de olabilir. Yine onların da ölmesine neden olur. 4. Evlerde kullanılan düşük kaliteli yakıtlar soluduğumuz hava için tehlike oluşturmaktadır arkadaşlar. Ve son olarak 5. Çevre sorunları insanlarda ve diğer canlılarda hastalıkların görülmesine sebep olur arkadaşlar. Evet, testimize geçelim bakalım ne diyor. Evet, bazen biz derslerimizde de hatırlarsanız bu kitapla alakalı çözümlerken hatalarımız vardı. Bu hataları düzeltiyorduk arkadaşlar. Yine bu da hatalı sorulardan biri. Birinci sorumuz. Bize diyor ki öğretmen sınıfta öğrencilerinden çevre kirliliğine birer örnek vermelerini istiyor. Arkadaşlar biz çevre kirliliği olarak evet toprak, hava ve su kirliliği bizim için en önemli kirlilikler. Fakat biz gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, ışık kirliliği, nükleer kirlilik bunların hepsini çevre kirliliği olarak alabiliriz. Bu yüzden hepsinin verdiği örnek doğrudur arkadaşlar. İkinci sorudayız. İkinci soruda verilen resimde tesis öncelikle hangisinde kirliliğe sebep olur diyor. Arkadaşlar bir resim verilmiş ve tesis bunu suya karıştırıyor. Evet hepsi kirlenir. Sudan sonra toprak da kirliliğe oluşur. Ama öncelikli olan su kirliliğidir arkadaşlar. 2. Ceyhan olacak. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etmenlerden biri değildir diyor. Yemek atıkları diyor. Yemek atıkları olabilir mi arkadaşlar? Evet olur.
Etrafa saçılmış pet şişeler olabilir. Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı olabilir. Ama geri dönüşüm kutusuna attığımız kağıtlar bu bizim çevre kirliliğine sebep olmaz. Hatta çevre kirliliğini düzeltebiliriz, değil mi arkadaşlar? Dördüncü sorudayız. Fen bilimleri dersinde çevre sorunlarıyla alakalı bir etkinlik hazırlanmış. Bize diyor ki çevre sorunları nedeniyle birçok canlının yaşam alanı tehlikeye girer. Evet, doğrudur. Girer. Sadece hayvanların nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yanlıştır. Suların kirlenmesi sularda yaşayan balıkların ölmesine neden olur. Doğrudur. Doğru şıkkımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Denizlerin kirlenmesinden aşağıdaki canlıların hangisi doğrudan etkilenmez diyor. Yani ilk olarak etkilenecek canlılar hangileri? Balina, yengeç ve martı ilk olarak etkilenirken at doğrudan etkilenmeyen bir canlı olacaktır. Altıncı soru. Şimdi altıncı soruda bize diyor ki endüstriyel atıklar ve yerleşim yerlerinden çıkan atıklar kirlenmesine yol açar. Şimdi endüstriyel atık ve yerleşim yerlerinden çıkan atıklar direkt ne yapıyor arkadaşlar? Toprağa gidiyor değil mi? E bu da ne yapacak? Toprak kirliliğine sebep olacak. Yedinci sorudayız. Bir yaşam ortamındaki etkenler ve bunların neden olduğu kirlilikler verilmiş. Şimdi bildiğinizden başlayın bu tarz sorularda lütfen. Tarım ilacı dediğimiz şey çiftçilik, tarımla alakalı bir şey değil mi? E zaten doğrudan doğruya direkt toprak kirliliğidir. Değil mi arkadaşlar? O zaman toprak kirliliğine sebep oluyorsam ben, endüstriyel atık su diyor bakın. E suysa o zaman su kirliliğine sebep olacaktır. Bu da doğrudur. Yangın dediğimiz şey orman tahribatı ve hava kirliliğidir. Yine egzoz gazları da yine hava kirliliği olacak. Bu yüzden cevap denizle olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Bir sonraki sorumuzda bize diyor ki yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri şöyle yapalım. Bir bölgedeki göl ve akarsuların kirlenmesine sebep olabilir. Kanalizasyon atıkları, endüstriyel atıklar, gemilerin atıkları bunların hepsi suya karışabilir arkadaşlar. Ve bunların hepsi de kirliliğe sebep olabilir. 8 denizli olacak. Evet, yine uyarıyorum. Bu tarafı lütfen okuyun arkadaşlar. İnsan ve çevre ilişkisinde çevre dostu olmak bizim için ne getirecek? Bakalım ona bakacağız. Şimdi doğru yanlış etkinliğimiz var. Bunu çok fazla sayıda yapardık hatırlıyorsanız derslerimizde de. Doğal kaynaklar sınırsız olduğu için korkmadan kullanmalıyız diyor. Yanlıştır. Sınırsız diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlar etrafımızda tükenebilen şeyler haline de gelebilir. Değil mi? Bu yüzden yanlış olanı işaretleyeceğiz. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. Bu doğru bir kavramdır. Yerlere çöp atanları uyarmalıyız. Yine doğru olan bir kavramdır ve biz 5. çıkışa ulaşacağız arkadaşlar. Evet, bakalım 1. soruda ne diyor? 1. soru bizim sunumumuzda da anlattığımız resimde değil mi arkadaşlar? Verilen şey aslında bizim toprak kirliliğine çevre sorunlarından hangisi için kullanılması gerekir? Öncelikle toprak kirliliği olarak kullanılabilir değil mi? Bir ceyhan olacak. 2. soruda aşağıda verilen olaylardan hangisi doğadaki canlılara zarar vermez diyor. Şimdi çölleşme, orman yangını, küresel ısınma bunlar hep bizim istemediğimiz şeyler değil mi? Ama bizim zarar vermemesi gereken, asıl yapmamız gereken şey nedir? Geri dönüşümdür. Bu yüzden zarar vermez olarak geri dönüşümü göreceğiz arkadaşlar. 3. sorudayız. 3. soruda bize diyor ki çevre kirliliğiyle oluşturulabilecek etmenlerle ilgili verilen görsellerden hangisi yanlıştır? Şimdi piller bizim için kirlilik oluşturur arkadaşlar. Pis sular yine kirlilik oluşturur. Pet şişeler yine suyun ve toprağın kirliliğine sebep olur. Ama bitkiler bizi kurtaran şeydir aslında. Bu yüzden görseli yanlış olan denizle olacak arkadaşlar. 4. sorudayız. 4. soruda bize diyor ki verilen faktörlerden kaç tanesi çevreyi olumsuz etkiler? Tarım ilaçları çevreyi olumsuz etkiler. Düzensiz şehirleşme olumsuz etkiler. Ağaç kesmek yine olumsuz etkiler.
Plastik çöpler, olumsuz etkiler. Zehirli gazlar yine olumsuz etkiler ve çevre kirliliğine sebep olur. Hepsini alabiliriz. Bu yüzden 5 bizim doğru cevabımız olacak. 5. sorudayız. Şöyle indirelim. Evet. Bakalım 5. soruda ne diyor? Filiz ve Erdal bir konuşma yapmışlar ve bu konuşmalardan hangisi doğrudur diyor. İnsanların yaptıkları çevreye zarar vermez. Yanlıştır arkadaşlar. Asıl çevreye zarar veren biziz demiştik bunu. Sularımıza hiçbir atık maddeyi atmamalıyız. Doğrudur. Sadece Erdal'ın söylediği ifade doğrudur. Cevap Bursa olacak. 6. sorudayız. Nergis yapmış olduğu proje çalışmasında çevre sorunlarının çözümü için alınabilecek önlemlere ilişkin sloganlar içeren afişler hazırlamış, bir proje yapmış ve bu diyor çevre sorunlarının çözümü için alınabilecek önlemlere yönelik değildir. Çevreyi hor görenin geleceğe zarar görür. Evet doğru, çevre sorunlarıyla alakalıdır. Ormansız yurt vatan değildir. Doğrudur. Sağlıklı bir yaşam temiz bir çevreyle olur. Doğrudur. Ne kadar ağaç o kadar kağıt derse yanlış bir slogan tercih etmiş olur. 6. Ceyhan olacak. 7. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapmamız gerekenlerden biri değildir diye soruyor. Bakalım neler olacak. Şimdi yerlere çöp atanları uyarmalıyız diyor. Çevre kirliliğini önlemek için yapmamız gerekenlerden biridir. Doğru. Fabrika bacalarına filtre taktırmalıyız. Doğrudur. Evet. Sanayi tesislerinde ve evlerimizde çevre dostu yakıtlar tercih etmeliyiz. Evet doğrudur. Yeşil alanlarda piknik yapmalıyız. Yanlış olacak. Çünkü yeşil alanlarda piknik yaparsak ne olur arkadaşlar? Oranın tahribatına sebep oluruz. Evet son sorumuz ise 8. soru. Hangisi ya da hangileri çevre sorunlarının çözümüyle ilgili doğru bir uygulamadır diyor. Bunları söylemiştik hatırlarsanız insanların öncelikle bilinçlendirilmesi gerekir. Doğrudur. Ağaç dikiminin hızlandırılması gerekir. Doğrudur. Çöplerin çöp kutusuna atılması gerekir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap Denizli olacak.